Merhaba arkadaşlar. Hobi Üretim Erkan kanalına hoş geldiniz. Bugün bayramın ikinci günü. Ramazan bayramının ikinci günü. Hepinizin Ramazan bayramını kutlarım. Şimdiden herkesin Ramazan bayramına mübarek olmasını biliyorum. Evet, yeni bir video çekelim dedik. Bayramın ikinci günü. Yeni haberlerimiz var. İki tane, bir çift Japones takım aldık. Bir tane de şu beyaz DF dişi aldık. Beyaz DF'yi aldık. Bir dişi ihtiyacımız vardı. Daha önceki videolarda söylemiştik. Şu morlu takımı aldım yeni. Onun çifti 750'ye geldi. 250 liraya da beyaz DF'yi almış olduk. Yani toplamda 1000 lira falan bu iki takıma vermiş olduk. Bunları da salmaya attım. Şu diğer sarı DF benim dişi. Bu üçü de dişi arkadaşlar. Salmada dinlensinler dedim. Daha doğrusu iş yapmadılar bu sene ama inşallah yeni sezonda iş yapacaklarını umut ediyorum. Bunları 2 ay, 3 ay ayrı tutacağım. Hemen parpazlanıp duruyorlar ya. Şu bizim kendi dişimiz, jumbo dişimiz. Şurada saflanan bir iri yarı bir jumbomuz var. Bunlar hep 5 aylık. Bazen kendini tavana atıyor. Bugün mama yapıp verdik arkadaşlar kuşlarımıza. Bu erkek beyaz DF'miz. Şu an erkekler için salma almadık. Bayramdan sonra bir iki tane salma yaptırmayı düşünüyorum. Yani 80 santimlik veya 90 santim. 90'a 60. 90'a 60-60. Tahta açı da ben yaptırmayı düşünüyorum. Yani 150'ye falan yaptırabilirsek 150 liraya tanesini. İki tane yaptırmayı düşünüyorum. Bu 60'lıklara olmadı. Japonisleri koyarız. Yer alacağımızı da erkekleri koyarım. Şu alttaki de gerçi var da yani yavrularımız da büyüdü. Burada 5 tane yavrumuz var. Hepsi renklendi. Bayağı bir tüylendi. Bugün bunlara elle besleme yaptık. Maşallah bu sarı kafa. Hepsi birbirinin üstüne çıkıyorlar. Şu yeşiller hoşuma gitti benim de. Yani bakalım. Bir takım da yapabilirsek bunlardan. Yani bunlar kardeş olduğu için bir tane erkek veyahut da dişi Rainbow'a ihtiyacımız olacak. Anne babası da burada. Annesi bu mısır granülünü koymuştuk. Hepsini tavanın dibine atmış. Yani büyük ihtimal tekrardan yuva hazırlığında. Yani bu yavrular büyüsün. Yemek üstün birkaç tanesi. Annesi hemen yumurta bırakır. Yani böyle bir takım. Ben yumurtlatmayı düşünmüyorum. Çünkü havalar çok sıcak. Şu an 30 derece seri sıcaklığı. Nem 25 derece falan var. Bu erkek DF'miz, sarı DF'miz. 2 ay, 3 ay bunları böyle ayrı tutacağım. Eylül gibi atmayı düşünüyorum tekrardan. Bu da beyaz DF'miz, erkeğimiz. Bu da turkuaz rengi erkeğimiz, jumbomuz. Bu burada yalnız. Bu da jumbo takımımız. Erkeğin göğsü ıslanmış galiba. Ona bir bakalım orada ne var. Islaklık mı var.
Göğsü daha hafiften şişmeye başlamış da buna ben bir bakayım ya. Bunun neyi var neyi yok. Bir yerde erkek çubuğumuz, babamız. Bunun 5 tane yavrusu vardı. Diğer bir tanesi de öldü. Diğer kırmızı gözümüz vardı, o öldü. Bu sarı olacak, kırmızı göz. Onları da bugün elle besledim. Bu gri yavrumuzun, gri cumhurumuzun yavrusu. Ondan kalan bu bir yavru kaldı. Bir de şu beyaz, bu beyaz da gri yavrunun, gri cumhurumuzun yavrusu. Hayvan ölmeden önce bu 3 tane yumurta bıraktı. Yavrunun biri öldü, ikisi kaldı bize. Diğer iki yavruyu da arkadaşa verdim. Çünkü benim yavrular büyüdü. Onlar ezilip ölmesinler diye. Arkadaşta Rainbow vardı, 3 tane yavrusu. 2 tane ben verdim, onları beslesin. Yani 10-15 gün sonra alırım tekrardan. Bu erkeğimiz, limon erkeğimiz. Bunu yeni aldık arkadaşlar. Bunun eşi de şu deminki gösterdiğim, şu mor olan, mor sarı kapalı Japonesimiz. Bundan onu eş olarak aldık. Bakalım yeni sezonda inşallah Japonesi bile bilmeye başlayacağız. Japonesi zaten de bir yerde olursak iyi olur. Bu beyaz kırmızı gözlü buraya koydum ama erkek korkuyor. Yani dişi daha baskın geliyor. Tünekte yanına gitmeye korkuyor yani. Bu mavinin eşiydi o. Büyük ihtimal ben bu dişiyi ayıracağım. Yani başka bir erkekle çiftleştireceğim. Çünkü 3 ay 4 ay öyle kaldılar, çiftleşmediler. Bu erkeğimiz de tekrardan yalnız, dişileri tekrardan salmaya attım. Yani bir iki ay falan ayrı kalsın da. Eylül ayı gibi tekrardan atacağız. Bu erkeğimiz de sarı beyazımız. Daha bunlar tüyünü dökmediler. Gelişim çağında onlar. Yani bana burada kaç tane takım lazım. Buraya bir dişi alacağım oradan. Burada zaten bir takım var. Burada bir takım olacak. Bu kafesimiz boş kalacak. Yani bana iki takım kuş lazım. Bunun birini kendi yavrularımdan takım yaparsam. Diğerinde bir takım da bakalım ne alırız. Sarı defa almayı düşünüyorum da. Para ayarlayabilirsek. Bir sarı DF alacağız. Yani yeni sezonda Japonik ağırlıklı üretime devam etmeyi düşünüyoruz. Bu sene Japoneslerden yavru alamadık. Yavru almak kısmet olmadı. Jumbolarımızı da yeniledik. Yani kendi yavrularımızdan bir takım oluşturduk. İki tane dişi şevkiyenin yanına attık. Bakalım iş alanlardan da bir verim alırız. Hiç yoktan şu yaptığımız masrafları da tutsaydı. Yani bu hobinin devamlılığı için, süresizliği için. Yani masraflarımızın çıkması lazım. Kar olarak değil de. Yani bir 8-10 bin liralık bir masraf var burada. Yani hobi olarak yapıyoruz. Hobi de bir yere kadar. Durumlar da biraz sıkışık olduğu için yani para ihtiyacımız var. Bu takımın beyaz, şu beyaz kırmızı göz albino. Onu ben kendim ayırdım. O beyazı vermeyeceğim. Kim isterse istesin vermeyeceğim hiçbir şekilde. Belki diğerlerini arkadaşlar istemişti. İki takım onlara verebilirim. Muhabbetlerimizi gönderdik. Şurada bir çift muhabbet vardı. Sarı bir çift muhabbetimiz. Ona hediye ettik. Şu
yakışıklı da bir sarı muhabbet çekimiz vardı. Onu da hediye ettik. Şurada bir mavi dişimiz vardı. Parçalı mavi. Sürekli yağa gelen dişimiz vardı. Onu da birine gönderdik. Borcumumuz pek kaldı. Yani yeniliyoruz takımları. Kafesleri yeniliyoruz. Yeni sezona yeni kuşlarla başlayacağız. İnşallah hayırlısı olur arkadaşlar. Emeğimizin karşılığını inşallah alırız. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar arkadaşlar. Akşam üzerinde temizlik yapacağım. Bir tozu kullanmıştık. Yani bir tozunu videolara çekmeye fırsat olmadı. Onu da artık vakit olursa bir ara çekeriz. Bir tozunu. Bugün sularına girmektim de anlattım. Bir litreye bir milim girmektim. Artı yuvalıklara da bir tozundan döktüm. Bakalım bite karşı önlerimizi aldık. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz memnun oluruz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Başka üretim videolarına görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum. İyi günler arkadaşlar.